Hanımefendi. Kadın yüksek topuklu rugan iskarpinleri, siyah peluş mantosu, berberde yeni kabartılıp taranmış saçları, küpeler, bilek saati, sesinin yüksek tonu şuusu, su bu suyla tam hanfendiydi. Bir hususi eksik. Böylesine şık, zarif çevreyi küçümseyen bir hanfendinin sadece hususisi eksikti gerçekten de. Bu tavır, bu çalım, bu fıyaka Şoför ani bir duruş yapınca hanımefendinin rahatı bozuldu. Öne çarptı. Hafifçe anında kızdı. Bu ne biçim araba kullanmak şoför? Şoför önce dikiz aynasından baktı. Sonra yarım sağla döndü. Affedersiniz ani fren yapmasam adama çarpacaktım. Öyle ya dedi kadın. İçerideki ne olursa olsun. Şoför tekrar özür diledi kibarca. Diledi ya hanımefendinin nevri dönmüş sinirleri bozulmuştu besbelli. Şoförlük sizden çok uzak dedi. Bu açık hakarete biz yolcular içerledik. Hele ben önde oturuyordum yoluna birdenbire çıkıveren yaşlı adamı ezecekti ani fren yapmasa. Şoförün suçu yok demiş bulundum. Bana döndü bu sefer. Sizin mesleğiniz avukatlık mı? Yo dedim. Niçin? Şoförü müdafaa ediyorsunuz da. Şoförün müdafaama ihtiyacı yok. Haksız yere itham ediyorsunuz. Özür diledi. Hala bindirip duruyorsunuz. Hakkınız olmadığı halde. Kadın tıpasını atmışçasına. Köpürdü. Bana bak bana. Benim kimin nesi olduğumu biliyor musun? Omuz silkti. Yo. Sonra karışmam. Benim de tepem attı. Ne olur karışmazsan? Bir kadınla konuşmasını bile bilmiyorsun. Kadına daha doğrusu bir hanfendiye. Sen, sen diye hitap edilmez. Maksat kırgır. Hanfendilere edilmez. Haklısınız dedim. Çıldıracak kadın öfkeden. Şoför dur dur ineceğim. Böyle küstah insanlarla yolculuk yapamam. Aa. Şoför burada duramam efendim. Trafik polisi ceza yazar. Sana dur diyorum. Şoför elinde olmayarak durdu. Kadın öfkeyle indi arabanın kapısını çat diye kapayıp savuşurken trafik memuru haklı olarak geldi. Ver bakalım ehliyetini. Malum itirazlar, yalvarma, bizim şoförü savunan sözlerimiz falan para etmedi. Tekrar ediyorum. Memurun suçu yoktu. Bütün suç küçücük dağları kendisinin yarattığını sanan hanımefendindeydi. Verdi çaresiz. Gaza basarken Gitti gene bizim 15 teklik dedi. Orhan Kemal, Türkiye Trafik, 31 Aralık 1967